Merhaba arkadaşlar, karantina günlerine hoş geldiniz. Hatta sokağa çıkma yasağı günlerine hoş geldiniz. Benim karantinada zannediyorum ki tabii çok market, bakkal, bir iki kere hastaneye gitmek zorunda kaldım kolum dolayısıyla. Yaklaşık bir ayı buluyorum ben. Bir aydır evdeyim. Yani şu yakın çevre hariç hiçbir yere çıkmıyorum. Yapacak bir şey yok. Zaten şu anda sokağa çıkma yasağı var. Sanırım bundan sonra da her hafta sonu tekrarlanacak. Ben size bir tarif vereceğim. Genelde çok fazla tarif vermiyorum ama ekmeksiz günlerde böyle kahvaltı edebileceğimiz bir tarif bu. Bir de bir karar verdim. Bu videoyu editlemeyeceğim. Şimdi yapılışını çekeceğim. Normalde YouTube'da ilgilenen arkadaşlar biliyorlar. Biz böyle güzel görüntüleri birbirine ekliyoruz, kötüleri çıkartıyoruz falan filan. Valla iyi kötü ne varsa ben şey yapmayacağım, bunu yapacağım. Görüntüyü durduracağım. Daha sonra hamuru biraz bekletmem gerekiyor çünkü. Daha sonra açtığım ve kızarttığım zamanı çekeceğim. Yani şu an oldu oldu, olmadı yapacak bir şey yok. Orada ellerimi temiz yıkadım. Hijyeniyim. Şimdi bir tane yumurtayı kırıyoruz. Tamam mı? Tabii ki bunları içine kaçırmıyoruz. Mesela ben bunu editleseydim bunları silerdim. Ama silmeyeceğim. Bu arada karbonat, bunları da silerdim ama silmeyeceğim. Bu arada karbonat ya da kabartma tuzu koyabiliriz. Ben de karbonat kalmadığı için kabartma tuzu koyuyorum. Bu arada bunu da silerdim ama silmeyeceğim. Yarım paket kabartma tozu koyuyoruz. Ya bir şey diyeceğim. Editlemiyorum diye de başıma ne geliyorsa geliyor. Bir kaşık tuz koyuyoruz. Bir kaşıktan biraz daha az koydum. Bu arada 2 yemek kaşığı yoğurt koyuyoruz. Yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz. Annem süt de yap dedi ama ben yoğurt da yapacağım. Çünkü genel olarak annem ne derse ben tersini yapıyorum. Neyse. Yapacak bir şey yok şu anda. Ondan sonra hamur için un koyacağız. Şöyle yanaştırayım. Daha sonra bunları yoğuracağız. Ama karbonat mı olsa iyi olurdu ya. Karbonat da güzel oluyor. Ama kabartma tozu da aynı işi görüyor. Sıkıntı yok. Şimdiye kadar hep karbonat koymaya alıştığım için herhalde böyle konuşuyorum. Bilmiyorum. Bu arada siz ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor karantina günleriniz? İyi mi, kötü mü, sıkılıyor musunuz diye sormayacağım. Sıkılıyorsunuzdur tabii ki. Herkes sıkılıyor. Sıkılmayan yok. Sıkılmanız çok normal. Onun dışında saçma saçma şeyler yapıyoruz diyorsanız bu da çok normal. Herkes saçma saçma şeyler yapıyor. O yüzden akıl sağlığınızı koruyarak bu günleri geçirmeye çalışın bence. Yapacak bir şey yok. Yani eve hapisiz şu anda. Hamur elime çok yapışıyor. Çok yapıştığı için ben biraz daha un koyacağım. Sonra bu hamuru bir 15 dakika falan bekleteceğim. 15 dakika beklettikten sonra oklavayla açacağım. Kare kare keseceğim ve kızartacağım. Yani bu bildiğimiz pişi gibi aslında ama ben bunu pişiden daha çok seviyorum nedense. Ama tabii fırından hamur alıp pişirmek daha kolay geliyor bunu yapmaktansa. Ama tat olarak bence bu daha güzel. Bir de sanırım bu bizim oralara özgü bir yiyecek. Yani genelde bunu şeyler biliyor. İzmirliler biliyor. İzmirliler yapıyor. Biraz daha atabiliriz ama daha fazla atmayacağız. Evet, şu anda iyi oldu. Şimdi bu hamuru dediğim gibi bir 15 dakika bekleteceğim. 15 dakika sonra. Evet. Yaklaşık bir 15 dakika hamurumuz bu şekilde bekledi. Şimdi ben bunu kızartacağım. Şimdi bunun hamuruna parçalamak emin. Şuraya da serpeyim. Hamurumuz çok
olayı belki de kesmek. Bilmiyorum. Şimdi bunu keçi bacağı yapmak için de şöyle biz bacak gibi bunu kesiyoruz. Ama siz kesmeyebilirsiniz de şey yapabilirsiniz. Ne bileyim. Böyle bardakla kesebilirsiniz. Bu arada şekli çok yapışıyor. Bir dakika, ben bunu editlemeyeceğim dedim. Yapacak bir şey yok. Şimdi yapacağım. Yapacağım ya, dur. Dur. Çünkü altını çok fazla unlamadık. Ben yani servis vermekten vazgeçtim acaba. Arkadaşlar öyle demeyin. Gerçekten bak, bu işleri beceriyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika ya, sakin. Hepimiz sakin oluyoruz. Bu işin püf noktası dediğim gibi böyle bacak şekli vermekti. Ama tabii püf noktalarından biri de şey, iyice unlamak. Mesela bak şimdi bunu iyice unladım. Tamam mı? Mesela bunları böyle alıp kızartıyoruz. Tam bacak şekli vermekten vazgeçtim. Orada patladı. Ama var ya, şimdi benle dalga geçiyorsunuz ama kızarınca der ya, bize de yap, bize de yap diye yalvaracaksınız bana. Ama ben yapmayacağım. Neden? Çünkü bu. Neyse, bir dakika. Pişpişen de göstereceğim. Şimdi bu şekilde açıyoruz. Yani demek istediğim, bunu iyice unlamamız gerekiyor. Bu arada yanınızda biri olup bunları çevirirse daha iyi olur da benim yanımda şu an kimse olmadığı için ben bunları kendim yapmak zorundayım. Bir de benim bu kolum daha tam anlamıyla sağlıklı çalışmıyor. Evet, keçi bacağının bacağı da budur arkadaşlar. Bu. Keçi bacağı böyle bir şey. Ya bu o kadar böyle uyduruk malzemelerden yapılan ama o kadar lezzetli bir şey ki, yani gerçekten çok fazla tavsiye ederim. İsterseniz malzemeleri aşağıda böyle şey yapabilirim, koyabilirim, yazabilirim. İsterseniz siz bunu açıp böyle bir çay bardağına yuvarlak yuvarlak da kesebilirsiniz. Yani illa keçi bacağı diye şu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Bu, biz ona öyle yapıyoruz. Adı keçi bacağı. Ama mesela Bursa'da buna hamur kızartması diyorlar. Başka yerlerde başka şeyler diyorlar. Dediğim gibi tadı pişiden çok hafif farklı. Göster istersen. Yani şunlar keçi bacağı, şunları ilk başta kesemedik derim. Ama çok lezzetli oluyorlar. Herkese afiyet olsun. Şimdi birazdan pişmiş halini de şey yapacağım. Keçi bacaklarımız hazır. Şöyle göstereyim. Şimdi siz bir yapışma problemi olsun istemiyorsanız önünü arkasını bol unlayıp açıp kesebilirsiniz. Dediğim gibi bardakla da kesebilirsiniz. İlla keçi bacağı olacak diye böyle bu şekilde yapmanıza gerek yok. Aynen. Domates ve peynir ve çayla çok güzel gidiyor. İlla sabah kahvaltısını yapmanıza gerek yok. Zaten günümüz gecemiz birbirine karıştı. Akşamüstü yapabilirsiniz. Akşam yapabilirsiniz. Ama dikkat edin, çok fazla kilo almayın. Kanalıma abone olun. Şuradan olun, buradan olun. Lütfen buradan olun. Kanalıma abone olup bana destek olmaya devam ederseniz sevinirim. Hepinize afiyet olsun.